Bir dakika ya. %60'a mı çıktı? Ya bak. Sayın izleyici. Şu kaç hafta önceki videoda demişim ki %57,3'te dedim. Gelin dedim niye abone olmuyorsun dedim. Nasıl bu abone nasıl düşebilir? Ne olabilir de bu %60,8'e çıkabilir ya? Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0,01 MB'ınızı almıyor bu tuş ya. 58 bu 60 bunu bir dahakine bak. Bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak. Bu 20'lere Adam. falan düşsün. Ondan sonra tamam ya. Ya bir tane destek dediğim şey bunun ne parası var bunun ne şey bak YouTube paralı olmadan abone olun. Saniyenin videosuna bakacağım. Saniye kardeşimin. Nerede o? İzlemedim. Sadece ileri almışım. TikTok. Bir haftada ünlü olmak. Yeni bir TikTok. Evet, gerçekten sondaki şeyi yaptım. Anlamadım. TikTok'a mı girmiş? TikTok, Quills'in getirdiği kaosla birlikte 2 milyar indirime ulaşan, binlerce efektle her şeyi 60 saniyede çekebileceğiniz video paylaşım platformu. Başlarda kimsenin arkasında RGB ışığı olmadan, kurgusuz ve lip syncden oluşan bir programken, son yıllarda algoritma ve keşfetin gelmesiyle en büyük sorun karşımızdaydı. Bizi keşfete düşürmüyorsun. Senin gibi programın am... Flash'tan daha hızlı yükselen TikTok ve algoritması durmadan insanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor. Ve üretenler ise bütün kişisel saygınlıklarını... Sonunda da homeless mı olduk? Ayıp lan. Keşfete çıkmak... Ama doğru söylüyorsun, aynen öyle dediler. İnsanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor. Ve üretenler ise bütün kişisel saygınlıklarını keşfete çıkmak için bir kenara bırakıyordu. Mermi küçük kız! Hayda! Uğraşılmamış ve anlamsız binlerce içeriğin inanılmaz şekilde beyni aldığını ve Charlie adında birinin hep aynı danslarla 17 milyon takipçiye ulaştığını gördükten sonra düşündüm. Gerçekten TikTok'ta ünlü olmak bu kadar kolay mı? Göster bize saniye! Tamam, başlamadan önce halletmemiz gereken birkaç şey var. Gözlemek ve algoritma. İlk olarak TikTok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim. Ve en çok izlenme alan videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. İlki cinsiyet odaklı, çıplaklık ve cinsellik üzerine videolardı. Ve Tight'ı kafama kadar çekerek izlenmemek kangren tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım. O yüzden ikinciyi denemem gerekiyordu. Kurgusal mizah ve çalıntı mimler. Neredeyse izlediğim her mizah videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan birebir çalındığını ve yüz binlerce beğeniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğüm videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan birebir çalındığını ve yüz binlerce beğeniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğümde yapacağım şeyi bulmuştum. Üreteceğim içerik konsepti gerçekten çok basitti. Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı. Yabancı videoları çalabilmek için bir hafta boyunca Instagram'da sadece yabancı meme videolarını beğenerek bir algoritma oluşturdum. TikTok'ta çekeceğim içerikler çoktan hazırdı. Tek kalan şey takipçilerimden linç yememek için bilgilendirme canlı yayını açmaktı. Takipçilerimden linç yememek için. Şu an hani olası bir TikTok'a başlama serüvenimde direkt linçleniyorum yani. Arkadaşlar, açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabımda içe çekeceğim videoların tamamı kurgu olmakla beraber hiçbiri ciddi olmayacak. Tamam, her şey hazır. Bir hafta süren var. Ve sadece kalitesiz video atarak ünlü olmam gerek. Kullanıcı adım. Aslında olmadığım yer. Ben insanım testi. İlgi çekici bir yüz. Güzel bir profil dizaynım. Ve içeride. Karrayı tersten oku. Yarra! Evet, büyük bir hata olacak. Tamam, saat şu an gece 12 geçti ve ilk videoya başlayabilirim. Gözlemlerime göre insanları olabildiğince ekranda tutmak büyümemizi sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyicisi hayal edin. Onu yatakta T-Rex gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? Videoya yazı yazmak. Okumasını sağlar. Merak uyandırıcı konu. Ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olacak. İlk atışa değer gibi. Kopyalama zamanı. İyiymiş. Tamam, ikinci video da bitti. Yabancılardan arakladığım illüzyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum, sonra elleri falan dalgalanıyor işte. Ne bileyim, sanırım bu iyi izlenebilir. Bütün gece yabancılardan video arakladım ve 301 takipçi olduk ve videolar ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama bayağı az takipçi geldiğini fark ettim. Az sonra uyumaya gideceğim ama şu an çok güzel bir gün doğumu var. Günaydın. Sadece 3 saat uyuyan saniye karşınızda. Erken kalktım çünkü yapacak çok işim var. TikTok'a kendimi adamam gerek. Aynı zamanda dün yatmadan önce gün batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. Ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte 100 bin izlendi. Ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi ve izlenme kazandım. Gerçekten beklenmedikti. Tamam, 3 tane daha video yükledim. İlki çalıntı miyim, pandemiyle alakalı. İkincisi de çalıntı. Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey. Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için Discord moduma düet yapmam için kurgu bir video çektirdim. Snow Way's Pretty Face with the Big Bang. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahverengi, iki kapaklı, üstünde sarı derler, yanında 42 tane taraf var. Altında mor var, 3 tane mor. Üstünde bir sürü de altında gri tayt var. Sizin yurdunuzdan yok işler, şey bakıyorum. Merhaba. Küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan dolayı kaldırılmış. Bana ne alakası zorbalık ne? Nerede zorbalık var oğlum bu TikTok'ta? Tek yaptığım yüksek sesle konuşmak başka bir şey yapmıyorum ya.
zorbalıktan silinen videomu fan sayfam paylaşmış. Ve büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama adamın attığı 1,2 milyon izlenmiş. Benim attığım zorbalıktan silindi adamı 1 milyon izlenmiş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? 1,2 milyon ne? Bana takipçi bile gelmiyor. Adam 6000 takipçi oldu. Her an onu paylaşıyorum. Ben neredeyim? Ve o kadar fazla fan sayfası ve fake hesabım var ki arama kısmında ben bile çıkmıyorum. Hiçbir yerde yokum. Algoritmadan tamamen silindim. Deney gerçekten kötü gidiyor. Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim. İlki annemin eve getirdiği, ödünç aldığı bir market arabası vardı. Onu işte çalmışım gibi yalan attım. Diğeri de çalıntı, mizahi bir video. Ama garip bir şey var. İki videoda 100 bin izlenmeyi geçmiş ve 20 bin takipçi olmuşum. TikTok'u gerçekten anlamıyorum. Bu nasıl bir... attığım düet silindiği için yine düet videosu attım. Ama bu tutmadı gibi. O yüzden zeki davranmam gerekiyordu. Ve yabancılarda yeni patlayan Eden aklıma geldi. Omegle'ye girdiği ve ona gülen birisini gördüğü TikTok'u milyonlarca beğeni aldı. Ama Türkiye'de bilinmiyordu. O yüzden yine Discord modumla Omegle'de birbirimizi aradık. Ve Omegle'de kendisini ararken karşıma Vales geldi. Şanlık etme miyiz? Videoyu kopyalamaya hazırdım. İlk defa Omegle'ye giriyorum. Tipiniz. Gerçekten mi? Selam, tuvaletteyken oğlum sen bayağı TikTok'u özendirmişsin ya. Ahmet Gezmiş hoş geldin. Açasım geldi ya. Aklıma TikTok geldi. Sanırım çok saçma bir şey yaptım. Klozette otururken düşündüm. Acaba 10 kilo sıçtım diyen insanlar doğru mu söylüyor? Ve babamla mı geldi? Reis hoş geldin. Tuvaletten sonra tartıldım. Kilom aynıydı ama bunu kurgulamam lazım. Çanta içine 10 kilo un ve kurgu videomuz hazır. Büyük emek var videosunda bu arada ya. Seviyorum ben sahnenin içeriklerini abi. Kesin tutmayacak. Evet, TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla 6 saatte 1 milyon izlenmem ve 30 bin takipçi olduk. Ve yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bile anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. Bu video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmesi olabileceğinizi söyleyeceğim. İlk olarak bedava izlenme için rastgele bir takipçinizi seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Hype'ı kaybetmemem gerekiyordu. Ve bize gerçekten herkese hitap edecek sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım Omega videosunu değiştirmeye karar verdim. Videonun içine ise kalkmasını sağlayacak en ufak bir ayrıntı. Baba TikTok açsana. Baba sen TikTok'a girsene ya. Dur. Hemen adını yazıyorum babacığım. Hayır hayır. Baba sen şunu bak, sana WhatsApp'tan bir yazı attım. Onu Apple Store'dan indirsene. Bir üyelik aç orada. Birkaç tane fikrim var seninle. Bunu bile koymayacaktım. Hızlıca Omegle'dim. Videomu çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemen lazım. Tamam başlıyorum o zaman. Videoyu tamamen kopyalama zamanım gelmişti. İlk defa Omegle'ye giriyorum. Selam. Bir daha girmeyeceğim. Gerçekten sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Video 3 milyon izlenme oldu. Ve tamamen yalan olmasına rağmen birkaç Instagram sayfası paylaşmış. Bu şansı kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Kaan bana TikTok fikir lazım. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. Oğlum niye bitmek yapıyorsun? Şimdi bir diyalog olması lazım. Annenle ilgili falan böyle. Annene falan söyleyeceksin. Sevgilimle yeni ayrıldım. Hemen öyle depresif falan bak, tamam mı? O sırada annem diyecek ve bu gelecek ekrana. Az önce 9 yıllık sevgilimden ayrıldım. Ve anneme durum açıklamam gerekiyordu. Günaydın. Dün gece yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün attığım videolar 100 bini geçmiş ve 43 bin takipçi olmuşuz. Bugün yine çalıntı birkaç video yapacağım. Oley. Sanırım çok garip bir şey oluyor. Omegle videosu 2 saatte 800 bin izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve Instagram'dan inanılmaz bir şekilde takipçi almaya başladım. Ve TikTok'ta saatler içerisinde 10 binlerce takipçi geldi. Sanırım bir şey başardık. Hayır. Sanırım artık TikTok'ta... Bu büyüye kapılmamalıyım. Keşfete düştük. Videomu birçok edit sayfası sanki kendi videosuymuş gibi etiketlere boğmaya başladı. Ve videoya tek yaptıkları şey aslında şekilli yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Selam. Milyonlarca takipçisi olan onlarca Instagram sayfası videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza sövüyor. DM'denizi birçok kız bana yakışıklı olduğumu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sanırım bir şeyleri kanıtlamaya başladık. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi. Günaydın.
günaydın. Bugün de yabancılardan çalacağım bir sürü içerik var. 76 bin takipçiyiz. Hadi başlayalım. Köpek balığıyla alakalı bir video. Hop yap. Denizden atıyorsun lan, yüzüyor musun? Üstünü değiştirmeyle alakalı video. Hop yap. Big brain yapıldı bir video. Hop yap. Eleştirisel bir sistem videosu. Hop yap. Sakın esnemeyin deneyi videosu. Hop yap. Kimse beni beğenmiyor videosu. Hop yap. Beni kimse beğenmiyor. Cenazemde ölü bir şekilde yatıyorumdur videosu. Hop yap. Hop yap. Daha çok içerik, daha çok içerik çamalıyım. Ne oldu? Günaydın. Bugün deneyin son gündeyiz. Ve son 48 saatte toplam 14 tane video attım. VH'lerinden bazıları gerçekten inanılmaz derecede patladı ve paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve 1,5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acıma son vereceğim. Saniyenin bir hoşuna gitmeye başlamış, farkında mısınız? Bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik. Aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopyam ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin ya. Tek yaptığı yorumlardan random atmak ve övgü tükürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay... Babam indiriyor yazmış. Allah baba. Bak şimdi sana birkaç tane TikTok fikri vereceğiz buradan. Şimdi TikTok'ta bir haftada ünlü olmak yaz. Saniyenin videosunu izle. O video içerisinde bir takım fikirler var. O fikirleri uygulayarak birkaç tane video çekmeni istiyorum. Ve senin TikTok hesabını biz buradan boostlayacağız. Kurumuş boğazım olabilir. Çık böyle dışarıya bak baba. Sonra de ki çok yalnızım de. Tak kurumuş boğazım. İnsan babasına bunu yapar mı? Oğlum o da yolunu bulsun ya. Geçen gün bana diyordu oğlum senin kesitlerini mi atsam YouTube'da bana iş çıkar diyordu. TikTok yapsın. Hayırsız evlat aşk olsun. Hay gibi gelse de genele baktığımızda çok büyük bir fırın. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin klonu olması çok büyük bir fırın. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok büyük bir fırın. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir fırın. İzleyenlerin ise bunları gerçek sanması daha büyük bir fırın. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde ve hiç... Dur baba girme. Hiçbir şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek yaptığı emek hırsızlığım ve yalan videolar olan içerik üreticilerine beyin atıyorlar. Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyorlar. Tamamen fiyaskodan oluşan bu hesapla bile bir haftada bu duruma gelebiliyorsam, tamamen yabancılardan aldığım Omega videosuyla ünlü olabiliyorsam, ortalıkta yüz binlercesin halen içerik üretmeye devam ediyordur. Senden sadece bir isteğim var. Baba bir saniye. Lütfen böyle bir insana dönüşme. Girme. Ve böyle insanları sosyal medyadan sil. Adam! Göt ister ha? Adam! Şu an herkes yardırıyor burada ama alttan da eminim bir sürü kişi TikTok hesabı açtı. Ulan adam da benim de 50K takipçim olsa çok güzel olur ya. Kral hareketti. Artık sıçarak nasıl ünlü olur biliyorum. Bir daha sonra TikTok indirip ünlü olmaya çalışanlar burada mısınız? Aferin oğlum. Babam mesaj attı. İnmedi ki daha. Dur. Dur baba boş ver. Bak TikTok'a girersen çıkamazsın. Bu arada çok güzel video yapmış. Harbiden ellerine sağlık Saniye kardeşim. Saniye ilk şey yaptığı videodan tanıyordum. Twitch'te ben o zamanlar yeni yayına başlamıştım. Çok fazla değildim herhalde. 3 aylık 5 aylık falandım. Belki de 7-8 ay olmuştu bilmiyorum. Böyle Twitch'te birileri puanlıyordu falan. İlk orada keşfetmiştim. Sonra çok sevdim çocuğu. Hep izlemeye devam ettim. Evet buradaki 605 dislike TikTok fenomenleri veya TikTok aşıkları. Link kaçırdım ya alın. Bunu izleyin oğlum güzel güzel video yapmış. Seni en üste koymuş daha bu videoda sağ olsun. O yüzden sevdim. Alta koysaydı hayatta işim olmaz daha. Enis Kirazoğlu'na benziyor biraz. Andırıyor bu arada doğru söylüyorsun. Çok emek var. Yani bu kadar görüntüyü harmanlayıp bir araya koymak boru değil. Güzel yapıyor videolarını. Evet. Hiç abone olmuyorsunuz. Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz?